Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet rusuluhum fillâhi şakku fatırı semavat vel ardı. Ayet-i kerime istifam inkârı ile Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı. Birinci misal, lemalar 184. Bize bir şey anlatıyor. İlk önce bir misal. Bütün asar-ı medeniyetle tekmil ve tezin edilmiş harika bir sahrada kurulmuş, yapılmış bir saraya gayet vahşi bir adam girmiş, içine bakmış. Bir daha okuyalım. Hoca, bütün asar-ı medeniyetle, yani medeniyet öyle bir medeniyet eserleriyle, teknolojisiyle donatılmış, süslendirilmiş, tezin edilmiş hali bir sahrada kurulmuş, yapılmış bir saray var. Bir çöl düşünün. Orada bir saray var. Sarayda artık son teknoloji her şey. Sarayın da kendisi. Daha öyle bir teknoloji ki hiçbir şey aklımıza gelmiyor. Şöyle dahi olsa daha iyi olurdu. Böyle bir hayal. Böyle bir saraya İbrahim, çok antika bir misal ya, vahşi bir adam girmiş. Böyle bir saraya adam girmiş. İçine bakmış. Allah Allah. Binlerle muntazam sanatlı şey görmüş. Sanatlı eşya. Yani sanatlı denmesinin sebebi, bir şey kendi üzerine yapılırsa kendisini gösterme, o sanatlı olmaz. Sanat bütünlük içinde ifade ediyorsa o sanat deniliyor. Bilesiniz bunu. Mesela göz harika olabilir ama güneş ortamında işlevi yoksa, bedenle uyumlu değilse veya ben onu kullanamıyorsam hiçbir özelliği yoktur. Hani gözü yapmak yetmiyor. Gözün işlevini, bütünleyici, tamamlayıcı işlevini gösteren bütünlük içinde olmalı. Anlıyor musunuz bunu? Yani kainatta, dünyada her şey parça parça gözükürken, mesela dağlar, sular, toprak, ağaç, sığır, güneş, hava, dünya, güneş, hepsi sığır, kedi, köpek. Fakat aslında hep bir bütünlük içinde. Sırıtmıyor. Böyle bir adam girmiş saraya. Böyle harika sanat var. Vahşetinden vahşet. Ahmaklığından vahşet. Vahşet ne demek? Yani korkuyla, korkunçluk gibi bir şey yani. Yıkım. Korku veren mi? Korku veren. Vahşet. Bak okuyayım. Vahşetinden, ahmaklığından. Vahşetinden şu. Yabancının cehalet mi o zaman abi? Cehalet. Cehalet. En büyük vahşet cahil olmaktır. Ahmaklığı ise, ahmak bilip uygulayamamak. Mesela o zaman cahil değil mi o? Yani tabii. Cahil ondan korkuyor mu? Biliyor diyorsun. Ama bu vahşetinin cahil. Ahmağın bir derecesi var ki bilmediğini bilmiyor. Bilmez. Ama vahşet. Ama ahmak oluşunun sebebi bilmediğini de bilmiyor. Daha kötü. O işte ahmaklığın en dipti. Böyle
böyle bir adam vahşetinden, ahmaklığından, ahmak, hariçten kimse müdahale etmeyip o saray içinde o eşyadan birisi o sarayı müştemilatiyle beraber yapmış diye tahriye başlıyor. Diyor ki, sarayın dışında çölde etmişi var mı? Dere. Yok. İçinde su nereden geldi? Dışarıda sanayi var mı? Çölde yok. İçindeki bu kadar teknoloji iman edilmedi, dışarıdan buraya konmadı. Dışarıda toprak da yok. Toprak yok. Her şey cansız. İçerideki her şey canlı. Bu sefer dışarıyı da biliyor. Yani dışarıdan buraya gelecek bir şey yok. Bu sefer dedi ki, bu saray harika ya, bunun içinde birisi, bu sarayın içindeki bir birim, sarayın içindeki bir sanat bu sarayı yapmıştır diye tahriye başladı. Kim bu? Sarayın içinde saraya sanatlar arıyor. Dikkat edin. Bir daha söyleyeyim. Sarayın içinde saraya sanatkar arıyor. İşte aynı böyleyiz, oluyoruz. O veya onlar. Bir daha söylüyorum. Saray içinde saraya sanatkar arıyoruz. Sarayın içinde. Bak çok tuhaf. Sonra güzel bir misal abi. Vallahi bunu ne demek için Müslüman olmaya değil, böyle mantıklı olsa yeter yani. Öyle bir kesin bir. Başladı. Acaba bu sarayı, bu sarayı harici baktı kimse yok. Yani bir daha soruyorum, çölde bu sarayın içerisini donatacak ve sarayın içindeki malzemeleri yapabilecek torna, tezgah, fabrika falan sarayı yok. Olsa olsa sarayın içindedir bu. Sarayın içindedir. Başladı araştırmaya. Hangi şeye bakıyor? Ulan bu odayı kim yapmıştır? Yastık yapabilir mi? Ulan sobayı nasıl yapacak? Yok yok. Yastık. Koltuk olabilir mi? Nasıl olabilir mi? Lamba ışığı olabilir. O daha akıllı bir yani. Biraz daha lamba yapabilir mi diye. Sarayın içinde bir şey, bir birimi, bir şeyi saraya sanatkar olmasını, hangisi daha uygun onu arıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın mağaradan çıkıp da ay yıldızlar gördüğü zaman... Ha, gibi yani, o da, evet, o da olabilir. Bak hangi şeye bakıyor, o vahşetli aklı dahi kabil görmüyor ki o şey bunlar yapsın. Nereye baktıysa, ona bu yaptı desem soba yaptı. Soba ama koltuğu nasıl yapacak? Yani bu odanın içinde odayı tanzim edeni aramak. Bu odanın içindeki herhangi bir eşeği diğer eşeği yapanı aramak. Ama bir araştırıyor, bu daha uygun ama diyor. Ama soru bakıyor ki aklı bile uygun görmüyor. Abdurrahman çok güzel bir misal. Çok bitiriyor, insana da gireceğiz burada. Sebepleri... Ve bitiriyor yani. Ama aldanmasının sebebi şu, her şey, burayı kaçırmayacaksınız. Sarayın içindeki her şey bir bütün, birbirini tamamlıyor. Müstakiliyet yok. Hani insanın cesedini düşünün, karaciğer ayrı hava vuruyor, bağırsak ayrı bir hava vuruyor, mide başka bir şey söylüyor, değil. Bütünlük değil. Zaten kanser ne demektir? Bütün hücrelere göre ters çalışıyor. Ters çalışan. Yani bütün hücre böyle çalışıyorsa böyle, o böyle çalışıyor. Ve bu, yanındakileri bozuyor, onu da bozuyor, komple böyle dönmeye başlıyor. Hayatın tersi. Hücreyi manat etmek değil, tarif. Yani böyle dönerken, o da bir bu böyle çalışıyor. Bakın, sarayı lütfen, saray öyle bir saray ki, bir bütün. Bütün, hepsi birbirine alakadar. Bunlardan bir tanesini bu saraya sanatkar, yapan usta kabul etmek için arıyor. Ama hangi şeye el atarsa herhalde bu yapmıştır. Ama sonra diyor ki olmaz ya. Olmaz diyor.
dahşette aklı dahi kabil görmüyor ki o şey bunları yapsın. Sonra o sarayın teşkilat programını ve mevcudat fıristesini ve idare kanunları içinde yazılı olan bir defteri görür. Meğer o sarayın programını yazıldığı bir defter varmış. Ondan sonra bir de yani o sarayın programını bir de o sarayda neler var? Eşyanın filistesi varmış. Bir kitap. Tamam. Ve ondan sonra bu eşyanın nasıl çalıştığını, idare kanunlarını yazıyor. Şu şuradan böyle olursa, şu buradan geliyor, su buradan boşa olursa, şurada. Yani idare kanunları, sistemini anlatan üç tane şey var. Bir, sarayın programını, unutmayın bunu. Sarayın programını anlatıyor. İki, sarayda neler var onu söylüyor. Üç, bu saray nasıl bütünlük içinde çalışıyor? Programın kanunları içinde yazılı bir kitap, bir defteri görüyor. Defter. Tamam, orada duruyor. Yani defteri açtı. Allah Allah, ha. Görmediği yerler de varmış sarayın içinde. Oo, orada da varmış ya falan, neler var ya. Ha, ve sarayın içindekileri. Bir de bakıyor ki saray programı var. Bir de bakıyor ki saray nasıl işliyor, kanunları var. Yazılı bir kitap. Bir kitap. Şimdi diyor ki olsa bu sarayın içindeki her şeyden en farklı bu. Mesela burada elektrik, dolap, çekyat, halı, soba, ne bileyim masalar hep bildiğine uygun. Burada en fazla farklı kitap olabilir. Bunların içinde. Diyor ki çendan, elsiz, el yok. Ne böyle yapıyorum? Üç tane fıtrat var. Görseller, işitseller, dokunsallar. Onun için böyle yapıyorum. Bak, diyor ki bu çendan, elsiz, bu kitap. Kitap gördü orada. Bu kitap yapabilir mi diyor. Herkesten farklı ama bu. Yani bu kitap hepsine farklı. Niye? Her şey orada yazılı. Her şeyi o anlatıyor. Bir de sarayın programı var. Diğerlerinde öyle değil ki. Bu olabilir mi diyor. Düşünürken aklına geliyor. Diyor ki bu kitap elsiz. Bu kitap gözsüz. Bu kitap çekitsiz olan o defter dahi sahip içindeki şeyler gibi hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı teşkil ve tanzim etsin. Yani bu kitabın üç tane, dikkat edin, üç tane şey vardı. Program, içinde ne var? Bir de çalışmasını anlatan kitap. Ama bu kitapta da eli yok, gözü yok, çekici yok. Bu sarayı yaptı nasıl diyeyim bu kitap? Aklı uygun görmedi. Kitap yaptı, bunu nasıl diyeyim? Ama plan burada yazıyor. Planın yazıldığına göre bu yapmıştır, olabilir dedi ama olmaz dedi. Niye? Eli yok, gözü yok, çekici yok. O sarayı teçin, bir de yapsın. Fakat ne yapayım? Herhalde kendi kendine mantar gibi bitti değil ya, öyle diyeceğim. O kadar ahmak mı olacağım kendi kendine? Yani ne demek kendi kendine? İlkokul çocuklar gibi eceleyelim, öğretmendi. Evet. Eceleyelim, kendi kendine. Ben nasıl olmuşum? Kendim kendimi yapmışım. Olmayan ben, beni yapmış olmayan ben. Beni kim yapmış? Ben. Yapılan kim? Ben. Yapan da ben. Bir şey hem yapılan hem yapan olur. Olmayan ben, beni yapmış. Kendi, kendini yapmış. Ben yokken olmayan ben, beni yapmış. Anlaşıldı değil mi burası? Fakat diyor, hiçbir kabiliyeti yoktur ki o sarayı
bu yapsın ama mustar kalarak, mecbur kalarak bir mecburiye eşyayı ahire nispeten yani diğer eşyalara göre kıyas edersek bu kitap kavanini ilmiyenin bir unvanı olmak cihetiyle yani bu sarayın programını, ilmi yapısı orada yazılı olmak cihetiyle o sarayı, o sarayın mecmuna bu defteri münasebetler gördüğünden işte bu defterdir ki o sarayı teşkil, tanzim ve tezin edip bu eşeği yapmış, takmış, yerleştirmiş diyerek vahşetini ahmakların, sarhoşların hezeyanına çevirmiş. Şimdi ne yapayım? Kendi kendine olacak değil ya bu. Baktım hiçbirisi bunu yapacak bir seviyede görmedim. Gene elsiz, gözsüz, çekitsiz ama saray programı yazılı olan kitap bu saraya daha uygun. O zaman ne yapayım? Bu sarayın ilmi programı orada yazıldığı için ben bu sarayı, bu kitap yani gözsüz, elsiz, çekitsiz, akılsız, hayatsız, cansız kitap yapmış, tanzim etmiş, takmış, süslemiş, farklılıkları bütüne getirmiş. Bu kitap yaptı demiş. Mesele anlaşıldı değil mi? Bu mesele anlaşılırsa şimdi hükmü bina ediyoruz. Tamam. Niçin anlattı bunu? İşte aynen bu misal gibi hadsiz derecede misaldeki saraydan daha muntazam, daha mükemmel, misaldeki saraydan daha muntazam ve daha mükemmel ve bütün etrafı mucizane hikmetlerle dolu şu saray-ı aleme, saray-ı aleme, alemin içine inkar-ı uliyete giden Allah'ın Rablığını, halikiyetini, Allah'ı inkar eden tabiun, tabiatçılar, fikrini taşıyan vahşi bir insan girer bu aleme. Vahşi bir alem, insan bu aleme girdi, dünyaya geldi. Hasan abi. Dedi ki bu adam, daire-i mümkünat haricinde olan zatı, zat-ı vacib-ül vücudun, yani daire-i imkan haricinde olan zat-ı vacib-ül vücut demek, üç tane vücut var unutmayın. Vacib-ül vücut, vücudu kendinden olan. İki, varlığı yokluğu eşit ama birisi tercih etmiş, olabilir de olmayabilir. Buna imkan-ı vücut şu dünya yapılmış. Olmayabilirdi. Olmak farz değildi. Bir de olabilir çeşitlilik içinde olmayanlar. Buna da mümteni denir. Yani insan sekiz kafalı olabilirdi. Beş ayaklı olabilirdi. Buna mümteni. Olabilir ama o hiç olmamış. Biz olabilirdik de bu kainatta olabilirdi de olmayabilirdi. Ama birisi terazi tercih etmiş, var olduk. Buna imkan denir. Başkasına muhtaç bu. Ama bir vücut da var ki vacib-ül vücut. Vücudu başkasına muhtaç değil. Kendinden, lokomotif gibi. Yani başkası çekmiyor. Kendisi, çekmesi kendisinden. Su gibi ıslatma özelliği başkasından değil, kendinden. Güneş gibi kendisi, ateş kendisinden, başka yerden almıyor. Big Bang, bütün mekan, bütün varlık, bütün hacim, bütün vasıf ve sıfatlar, renkler, Big Bang dedikleri bir noktadan çıkmış abi. Öyle fizik %75 ispat etmiş. Ne demek? Big Bang dedikleri nokta, var, farz edilen bir noktadır. Vücudu yoktur. Vücudu varsa o noktanın kağıdı da olacak. Nereye nokta koyacaksın? Onun için
Bütün mekan mekansızdan çıktı diyor. Hani o her şeyi o yaptı, Allah kim yaptı diyor. Peki Big Bang bak ilmi. Bütün madde maddesizden çıktı diyor. Bütün ağırlık ağırlıksızdan çıkmış. Bütün hacim sıfır hacimden çıkmış. Bütün hayat hayatsızdan, bizim bildiğimiz hayat. Demek ki o nokta bir noktadır diyor. Big Bang. Öyle mi hocam? Yani biraz ilmi yakından takip edenler ki ben biliyorsunuz o tarafım şeyi çok meraklıyım. Yeni CERN hadisesi %72 ispat edilmiş. %75 değil. Bak miktarı bile söylüyorum. Big Bang ispat ediliyor. Edilmiş. CERN'de İsviçre'de 25 kilometre bir daire alanda deney. Ne biliyor musunuz? Müslümanlar bunu dese yobaz olur. Yani bütün ağırlık sıfır ağırlıktan çıkmış. Bütün hacı, hani ağırlık Allah'tan geliyor, Allah ne kadar? Bütün ağırlıklar ağırlıksızdan çıktı diyor. Ne haber? Onu o yaptı, onu kim yaptı? Peki onu kim yaptı? Yok diyor, ondan sonra, ondan önce hiçbir şey yok diyor. Ondan önce gavurların kitabında Tanrı var diyor. Bizim kitaplarda, Big Bang'de ondan önce bir şey yok diyor. Big Bang'den daha ileri bir şey yok. Hani her şey o ondan çıktı. Peki Big Bang nereden çıktı? Yok diyor. Yok. Öyle mi? Ya. Şimdi bu daire-i mümkünat haricinde yani bu sarayı yapan şöyle diyeyim. Bu masayı yapan bir masa cinsinden olmaması lazım. İki masadan önce olması lazım. Öyle mi? Bunu demek, evet demek için Müslüman olmak gerekmiyor. Hem değil mi Cevdet? Bir daha söylüyorum. Bu masayı yapan masa cinsinden olmayacak. Ben masa mıyım? Ben masa isem veya insansam insan yapar. Veya masayı yapan aynı masa gibidir. Büyük bir masa, küçük masayı yapar. İki, ben bu masayı yaptımsa masadan önce varım. Ki masayı yapmışım. O zaman bu kainatı yapan, mekanı ve zamanı yapan, mekanı ve zamanı yaptığı için mekanda ve zamandan da öncedir. Mekanı ve zamanı yoktur. Bak masayı yapan masadan öncedir ve masaya benzemez. Kainatı ve insanı yapan kainattan öncedir, kainata benzemez. Masadan önce olduğu gibi. Kainatı yapan kainattan öncedir. O zaman zamanı ve mekanı yoktur. Zamanı yoksa mekanı da yok, yaşı olmaz. Çünkü zamanı olmayanın başı yoktur. Başı yoksa lem yelit doğmamıştır. Velem yule doğurmamıştır. Big Bang bile doğmamıştır, zuhrat olmuştur. Onların ifadesi. Oysa Allah o noktaya. Onların Big Bang dedikleri noktanın Nur Muhammed'i yani. Tamam. Şimdi demek ki kainatı yapan kainat cinsinden olmayacak. Daire imkan haricinde bir vacib vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek. Hani sarayın içindeki sarayın müştemelatını ve sarayı sanatkar ararken sarayın içinde herhangi bir şey sarayı yapamaz. Mesela desek ki bu ağacı kim yaptı? Meyvesi yaptı. Kardeşim meyve ağacın sonudur. Başını nasıl yapsın? Bir daha söylüyorum. Bu ağacı kim yaptı? En uygun meyvedir. Ötekisi odundur, yapraktır. Ama meyve ise koku da var, renk de var, çekirdek de var. En uygun meyvedir. Kardeşim meyve sondur. Başı nasıl yapsın? Tabiat kanunları kanundur. Kudret değildir. Sanattır. Sanatkar değil. Çizilen bir şekildir. Çizen değil. Düşünülendir. Düşen değil. Düşünen değil. Yapılandır. Yapan değil. Zaten tabiat dediğin şey bu kainattaki, şu dünyadaki yukarıdan aşağı güneş, hava, toprak, su ve bunlarla yapılan mevcudat. Zaten diyoruz ki bugün güneşi kim yaptı? Bu suyu kim yaptı? Bu toprağı kim yaptı? Bu havayı tabiat. Tabiat o zaman ne? Sen nereye tabiat diyorsun? Tabiat dediğimiz güneş,
hava, toprak, su. Bunları kim yaptı diyorum? Kendisi kendisini yaptı diyor. Tabiat demeyle bu tabiat buyur. Tabiat başka bir acıbe falan değil. Tabiat gözümüzün önünde. Tabiat gözümüzün önünde. Mesela güneş kördür. Öyle değil mi? Hayatsızdır. Toprak kördür. Hayatsızdır, akılsızdır, şuursuzdur, ruhsuzdur. Gözümüzün önünde toprak ruh yapamaz. Çünkü ruhsuzdur. Toprak hayatsızdır, hayat veremez. Verebilse demiş hani bir laf var ya. Kel diyor, ilaç yapabilse kafasına sürer. Yani hayat verme özelliği olsa toprak kendisi hayatlı olur. Kendisinde olmayanı nasıl versin başkasına? O zaman tabiat dediğimiz bu. Buna sanatkar arıyoruz. Gene kendisi diyemezsin. Kendi kendine oluyor o zaman. Ha, fakat ne yapsın? Tabiatta bir kanun var. Yani kanun ne? Birbirine bir alakanın sistemliliği var. Tabiat kanunları demek eşyanın birbirine karşı sistemliğidir. Şöyle misal vereyim de geçeyim konuma. Taş suda batar, tahta suda yüzer. Çünkü suyun kaldırma kanunundan oluyor. Ne demek yüzmek, taşma? Suyun özgür ağırlığı kaçtır? Birdir. Suyun özgür ağırlığı birdir. Taşın ise özgür ağırlığı birden büyüktür. Tahtanın ise birden küçüktür. O zaman suyun, bak suyun kaldırma kanunundan bahsediyorum. Suyun hacmi, kütlesi, özgür ağırlığı, özül hacmi, yani vasıf ve sıfatları, tahtanın vasıf ve sıfatları arasındaki sistemin adına biz suyun kaldırma kanunu diyoruz. Suyun kaldırma kanunu demek, suyun vasıf ve sıfatları demektir. Islak olması, özgür ağırlığı olması, işte donuk olmaması, sıvı olması vesaire. Tamam mı? Şimdi o zaman suyun kaldırma kanunu suda düşünülür. Toprakta düşünemezsiniz. Suyun kaldırma kanunu suda düşünülür. Toprakta yoktur. Suyun kaldırma kanunu toprakta ne işi var? Toprakta yer çekimi kanunu olur. O zaman suyun kaldırma kanunu sudadır. Peki soruyorum, su yokken suyun kaldırma kanunundan bahsedilir mi? Su yoksa suyun kaldırma kanunu nereye koyacaksın? Dolayısıyla suyun kaldırma kanunu sudan önce yoktur, suyla beraber vardır. O zaman sudan önce suyun kaldırma kanunu yoksa suyu yapan kanun değildir. Yer çekimi kanunu yerle beraber olmuşsa, yer çekimi kanunu yerden önce yoksa yeri yapan yer çekimi kanunu değildir. Bütün hepsini böyle düşünün. Mükemmel bir mantık ve örnek. Bitiriyor adamı. Suyun kaldırma kanunu suyun dışında düşün. Sudan önce düşünemezsiniz. Yer çekimi kanunu mekansız, maddesiz düşünemezsiniz. Katrali sebesinde öyle diyor. Bu vücudu, bu eşyanın bu sistemde devam etmesiyle beraber de tahakkuk ediyor diyor. Tabiat kanunları. Evet. Yani o zaman tabiat kanunları, yani tahta ile suyun arasındaki ince bir nizamın sistemin adına takılan bir isimdir. Tahtanın sistemiyle, yani yapısıyla, hacmin, kütlesi, özgür ağırlığı, suyun özgür ağırlığıyla arasındaki adına biz bir isim koyduk Ahmet Bey'le. Suyun kaldırma kanunu dedik. Kanun mekan ve zamandan önce yoktur. Kanun olabilmesi için bir mekan lazım. Big Bang'de, Big Bang'in içinde kanun yok ki. Öyle diyor kendisi. Çünkü mekan çıktı, madde çıktı, hacim çıktı. Ondan sonra sistem olduktan sonra sistemi birbirine karşı kanun dermişiz. Mesela bu dershanede yapılmadan önce böyle oturma yoktu. Kapı girişi vesaire herkes buranın okuma nizamına, oturma nizamına sistem kurulduktan sonra oturdunuz.
Onun için kanun önceden düşünülen bir sistemin adıdır. Zat-ı vacibül vücudun eseri sanatı olduğunu düşünmeyerek ve ondan iraz ederek, yüz çevirerek daire-i mümkünat içinde kader-i ilahinin yazar bozar bir levhası hükmünde ve kudret-i ilahinin kavanin icraatına tebeddül ve tagayür eden bir defteri olabilen ve pek yanlış ve hata olarak tabiat namı verilen bir mecmai kavanin-i adet ilahiye ve bir Filiste-i sanat-ı Rabbani'yi görür. Mesela diyor ki, çok ilgimi çekmişti, fizikçi demişti. Sen kullanırsın hocam. Hiç unutmuyorum. Dedi ki, yıldızları anlatıyor. Yıldızlar nasıl duruyor semada? Çarpmıyor dedi. Alım dedi bir tanesi sormuş fizikçiye. M1 çarpı M2 bölü D kare. Bu kanunun hürmetine bunlar duruyor. M1 çarpı M2, yani şu yıldız, şu yıldız. Niye birbirine çarpmıyor? Çünkü bunlar birbirine... M1 çarpı M2, yani bu yıldızın kütlesi çarpı, bu yıldızın kütlesi çarpımı, D kare arasındaki mesafenin karesiyle doğru orantılı. M1 çarpı M2 bölü D kare. Ben de dedim ki, hocam dedim, bu kanunu siz bulmadan önce formülü durmuyor muydu? Hasan bir rahat dur. Rahat dur. Adam bir şey soruyor ya. Hocam ben bir şey demedim. Bu kanun hürmetine duruyor dediniz. Ben de dedim ki bu kanun yokken o yıldız durmuyor muydu? İnsanlar sistemi çalışır vaziyette görüyor. Bakıyor sistem nasıl çalışıyor ona bakıyor. O sistemin ayet dilini bir nizam altına alıyor. Formülize ediyor. Sonra diyor ki bu kanun üzerine duruyor. Lan kardeşim zaten duruyordu, sen onu sonra ifade ettin yani. Kapalıyı açığa çıkarttın, başka bir şey yapmadın. O sistem zaten var. O yıldızı yapan, birbirine karşı koyan itme çekmeyi. Yani aynı kutuptakiler iter, zıt kutuplar çeker. Bunlar birbirine yerleştirilmiş, kar taneleri dönmüyor. Demek ki yağmur yağdırılırken taneler birbirine çarpmaması için bulut seviyesinden daha önce düşünülmüş bir sistemdir. Daha önce düşünmüştür kim sistemlemişse. Çünkü kanun eşyadan önce sistemlenir. Yani bina yapılmadan önce Hasan abi programı yapar. Sistemi öyle değil mi inşaatta? Proje, plan çizilir. Çizilir ama hadi bu projenin eline çekici ve keseri tahta görüp de binayı hiç kimse vermez. Tabiat namı verilen onu görür ve der ki madem bu eşya bir sebep ister, hiçbir şeyin bu defter gibi münasebeti görünmüyor. Çendan gerçi hiçbir cihette akıl kabul etmez ki gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter rububiyet-i mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Çünkü ben düşünün, bana gözü veren görüyordur, kördür. Hangisi daha mantıklı işaretle? Bana aklı veren akılsızdır, yani ilmi vardır, cahildir. Bana işitmeyi veren sağırdır, duyuyordur. Bana şuuru veren şuurludur, şuursuzdur. Bana hayatı veren hayatlıdır, hayatsızdır. Arkadaş, bu sıfatları toparlarsan, yani görüyordur, kördür, hayatlıdır, camittir, sağırdır, işitiyor. İşaretledik bir tanesi. Artı, bu sıfatların yekünü kimde olur? Bir isim ver. Tanrı'dır, God'dur, Allah'tır, biz Allah diyoruz. Ateistler öğretmensiniz ya şimdi. Ateistler şöyle der, Hegel şu anda son felsefe. Efendim bu kainatı kim yapmış? Ağacın içine nasıl su girmişse diyor, şu anda son felsefeleri, kainatı ve kainatın içini kuşatan enerji varmış. Bu enerji yapıyormuş. Ben ona dedim ki ateiste, yani bu enerji mi kainatı idare ediyor? Unutmayın bunu, enerjiymiş.
Hatırlıyor musun senin dostunu içeride? Sen bir dostun getirmiştin. Hatırladın değil mi? Dostumuz değil de Tavuk'umuzun tanıdığı. Ha neyse yani sana yakıştırmışız. O hatırlıyor musun onu? O demişti içeride. Dedim ki aferin dedim. İsmini vermem biliniyor. Dedim ya bu kainatı bu enerji mi yaptı? Enerji yaptı. Bizi dedi mi enerji yaptı? Tabii kainatın cinayetin değil dedi hoca dedi ya. O zaman dedim bu enerji gözümü yapmışsa kör olmaması lazım bu enerji. Aklıma yapmışsa cahil olmaması lazım. Baktım kurbanı başlandı. Şuurumu vermişse şuursuz olmaması lazım. Vicdanımı vermişse vicdansız olmaması lazım. Namus duygumu vermişse o namus duygusu olacak. Ruhumu vermişse, idrakı vermişse falan. Gadabımı dedi, bu sıfatlara sahip değil mi bu enerji? Evet. İşte bu sıfatlara sahip, biz Allah diyoruz, sen enerji diyorsun. Yani aynı şey diyorsun. Ya bu tabi böyle dersen bu Allah var o zaman dedi. Buna siz Allah diyorsanız, bunların toplam özün, yani bu özellikleri birisinde vermek istiyorsanız, bir verdiğinize Allah diyorsanız, tamam bu artık bir şey, aynıyız. Hiç unutmuyor. Senin söylediğin Allah var diyor. Bu anlattığım böyle bir Allah var diyor. Bu biz diyor, ha o enerji dediği Arapça kudret var ya Allah'ın sıfatı, onun kudretin cilvesi olan esma kuvvete, aha aşağılah diyor. Kuvvet yani, enerji. Yani makineyi çalıştırana elektrik diyor da, doğru da, şeyi kabul etmiyor, barajı. Barajı kabul etmiyor. Yani o elektrik oraya gelene kadar sistemi kabul etmiyor. Çendan hiçbir cihette akıl kabul etmez ki, gözsüz, şuursuz, kudretsiz bu defter, rububiyeti mutlakanın işi olan ve hadsiz bir kudreti iktiza eden icadı yapamaz. Fakat madem saniyi kadimi kabul etmiyorum, öyleyse en münasibi bu defter bunu yapmış ve yapar diyeceğim der, biz de deriz. Ey ahmakul humakattan tahammuk etmiş sarhoş ahmak, başını tabiat bataklığından çıkar, arkana bak, zerrattan seyyarata kadar, zerrelerden yıldızlara kadar, bütün mevcudat ayrı ayrı lisanlarla, şehadet ettikleri ve parmaklarıyla işaret ettikleri bir Sani Zülcelal'i gör. Niye işaret ediyor? Bak, göz diyor ki beni yapan cahil değildir. Doğru değil mi? İşaret parmak. Kulak diyor ki beni yapan cahil değil diyor. Yapak diyor ki beni yapan cahil değildir diyor. Yıldız diyor ki beni yapan cahil değildir diyor. Her şey aynı şeyi söylüyorsa, bu söyleyenler de farklı yerden, farklı özelliktekilerse, aynı noktaya parmak basıyorlarsa, bunların şahitliği kadar ve ortaya çıkan netice kadar bir gerçek olamaz. Aynı noktaya farklı şeyler, farklı zamanda farklı şeyler eğer parmak basıyorsa bundan daha kesin ne olabilir? Bak yıldız diyor ki beni yapan cahil değil. Doğru. Armut diyor ki beni yapan cahil değil. Mama tabakası diyor ki beni yapan cahil değil. Göz diyor ki beni... Ha, ayrı ayrı şeylerin aynı şeyi söylemesi kadar bir gerçek olamaz. Ve parmak o demek yani. Ve min şeyin ilahisi ve bihamdi. 13. 14. pencerede geçiyor sözlerde. Oradan söyledim bunu. Farklı farklı fıtratlar aynı şeye parmak basmaları. Ve o sarayı yapan ve o defterde sarayın programını yazan Nakkaş Ezeli'nin cilvesini gör, fermanına bak, Kur'an'ını dinle, o ezyanlardan kurtul. Yani... Ben bir şey soracağım. Şimdi kainatın fikri sitesi, işte kanunların işleyiş şeyin yazılı olduğu kitap Kur'an-ı Kerim. Değil mi? Şimdi o hikayenin başına dönersek... Yok, şöyle. O dediğim hikayede Kur'an-ı Kerim değil. Şimdi abi biz öyle görmeyeceğim yani. Şu, Kur'an-ı Kerim... Ha neyse sen sorun. Şunu soracağım. Şimdi o vahşi adam saraya girdiğinde işte sobayı görüyor, sehpayı görüyor. Sonra kitabı görüyor. Kitabı işte filtresine ve kanunların şeyi şekline bakınca ha bu da varmış, şu da varmış, o da varmış. Görmediklerini de görüyor. Şimdi biz de eğer Kur'an-ı Kerim'i okudukça hani bilimdeki teknolojik olarak gelişmeler falan hani bu dünya var olduğu sürece olabilecek bütün gelişmeler her şey orada yazılı ama biz onu okuyabildiğimiz ölçüde bunun farkına varabiliyoruz. Bunu böyle mi anlattın? Evet. Bir de şu. Hemen ateistler sana der ki hocam.
Tamam da çıktıktan sonra söylüyorsunuz Kur'an'da var. Daha önce niye söylemiyorsunuz? Ha, üç tane Kur'an var, unutmayın. Onlar zannediyor ki sırf bu Kur'an. Oysa bu Kur'an değil, bu Musaf'tır. Kelam sıfatında açıklamak. Evet. Nasıl hocam? He? Üç tane Kur'an var. Bir, bu elimizdeki Kur'an değil, Musaf'tır. Sayfalarmış. Kur'an mahluk değil bu, şey kitap. Nedir o? Bir, Kur'an'ın içindeki mana donsa kainat olur. Kainat Kur'an'dır. Onu anlatan Kur'an, Kur'an'dır. Bir de insan şeklinde kulasalamış, insan canlı Kur'an'dır. Şimdi bu canlı Kur'an kainattaki üstü kapalı olan falan bilim adamı falan şeyi buldu. Benim çorabım kayıp. Ya yastığın altında kalmış, örtmüş ya bir eşyanın altında. Yani çorabı bulmak demek, çorabı icat etmesi değil, üstü örtülüydü, çıkarttı dışarıya. Bir profesör bir şeyi bulması demek, bak adı bulması, kayıptı, örtülüydü, ortaya çıkarttı. Neyle? Bu Kur'an'la. Bu Kur'an'la, canlı, çünkü Hazreti Ali diyor ki, ennen atıkul Kur'an. Canlı ve konuşan bir Kur'an'ım diyor. Çünkü kainata, Kur'an-ı Kebir kainat diyor. İnsana kainat-ı sura diyor. Kainat büyük Kur'ansa, kainatın küçültülmüş müteli küçük kainatsa aynı zamanda küçük Kur'an, canlı Kur'an. O zaman bu Kur'an'la kainat Kur'an'ındakileri buluyoruz, çıkartıyoruz, okuyoruz. Kafir de, Müslüman da kainat Kur'an'ını okuyor. Yani kafir de, mümin de kainat Kur'an'ını okuyor. Kainat Kur'an'ını okumak, adetullah'a, sistemine uymaktır. Gizli olanı aşikare etmektir. Kur'an'daki de zaten gizli manaları dışarı çıkarmaktır. Tamam. Ha şimdi, bu Kur'an'da da bu sefer biz görüyoruz. Üçüncü bir modelde Kur'an'da. Aa burada vardı ya. Ha, onun sonradan çıkması, Kur'an'dan kusur değil, çıkartacak kişilerin çıkartmayışından veya bilemeyişindendir. Ben cahilsem bu kitap cahil olabilir. Ben anlatamıyorum ve bilemiyorsam, anlatamıyorsam size bunu. Ya Hasan gibi bu da cahil. Benle özdeş değil ki. Dolayısıyla bu Kur'an, kainat Kur'an'ında olayları çıkartıyor. Gizli örtüleri çıkarıyor. Doğru. Demek ki tabiat kanunları tabiat kanunları bir kitap gibidir. Kitap elsizdir, ayaksızdır. Aklı, ilmi, şuuru, kudreti, ruhu yoktur. Bunları ona bina edilmez. Kanunlar da böyledir. Mesela bir adam öldürmenin cezası 15 senedir. Kanunda geçiyor. Ama adli olmasa, hakim, savcı olmasa, jandarma, polis olmasa hiç kimse onu hapsetmez. Kanun değil, kudret lazım. Tamam. وَآخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ مَا السَّلَوَاتِ